Arkadaşlar merhaba. Bugün size daha çok bir böyle bir muhabbet tarzında bir video olacak bu. Dolar enflasyonu nedir? Ondan biraz bahsedeyim arkadaşlar size. Şimdi görmüşsünüzdür, Google'da bir sistemsel hata oldu. Doları 24 lira falan gösteriyor. Rubin de çıkmış diyor ki işte dolar TL diyor 7 lira aşağıya düşecek falan diyor. Şimdi arkadaşlar, hiçbir ülkede dolar enflasyonu diye bir şey olmaz arkadaşlar. Sistem, mantık nasıl çalışıyor? Diyelim ki sizin ülkenizde bir enflasyon var. %50 civarı bir enflasyon var diyelim. Yıl sonunda doğal olarak döviz kurunun %50 artması beklenir arkadaşlar. Mantık böyle çalışır. Şimdi yani sizin şimdi TÜİK'in açıkladığı enflasyon %60 TL enflasyonu var arkadaşlar. Peki diğerleri ne açıklıyor? İşte diyor ki %170 diyor. Gerçek enflasyon diyor. Şimdi bunun hangisi doğru söylüyor arkadaşlar? Aslında şöyle söyleyeyim, ikisi de doğru söylüyor arkadaşlar. Burada pek yalan söyleyen bir taraf yok. Yalnız TÜİK burada bir şeyi atlıyor. Şimdi bizim normalde atıyorum %60 bir enflasyonumuz var. Ama siz bakıyorsunuz yılbaşından bu yana işte bir malın değeri 3'e katlamış. Yani %200 civarı bir enflasyon var. Siz bunu nasıl buluyorsunuz? Şimdi geçmişe baktığınızda 200 dolar olan ev kirası arkadaşlar 500 dolara çıkmış. 200'den 500'e çıkıyor arkadaşlar ev kiraları. Şimdi evin fiyatına bakıyorsunuz Türkiye'de. Evin fiyatına bakıyorsunuz arkadaşlar, işte 50 bin dolardan 100 bin dolara çıkmış. İşte 50 binden 100 bin dolara çıkıyor arkadaşlar. Minimum tabi. Araba fiyatlarına bakıyorsunuz, gene öyle. İşte elektronik eşya fiyatlarına bakıyorsunuz. Yurt dışında satılan bir laptop Türkiye'de işte getirmiş 6000 dolara satıyor arkadaşlar. Yani sadece taşınmazlarda bir dolar bazlı değerleme yok. Şimdi evin fiyatı lokasyonuna göre, ülkesine göre, oradaki iş sahasına göre dolar bazlı değişir arkadaşlar. Örneğin New York'ta bir iş merkezinin yakınında bir rezidansa ödeyeceğiniz minimum bir daireye ödeyeceğiniz para işte 10 milyon dolar civarındayken bu Rusya'da farklı olur. Türkiye'de farklı olur arkadaşlar. Çünkü o evin getirisi farklıdır. Yani işi orada iş yapacak insanın beklentisi getirisi farklıdır. Burada dolar bazlı bir değişim olabilir ama bizdeki evin fiyatı 50 bin dolardan 100 bin dolara çıkabilmesi için bizim TL'nin işte bu 18 liradayken 50 bin dolarsa işte veya 9 lira 10 lira 50 bin dolarsa oradan %50 civarı düşmesi gerekiyordu dolar TL'nin. Şimdi dolar TL değer kaybediyor. Düşmeyi bırak, değer kaybediyor. Enflasyon var. Şimdi baktığınızda bu durumda bu ülkede dolar bazlı bir şeylerin fiyatının yükselmesi çok zor. Mümkün değil arkadaşlar. Bunun olabilmesi için işte bir enflasyonun eksilere falan gitmesi, TL'nin %50 civarı bir değer kazanması falan lazım. Ondan sonra işte ülke ekonomisi toparlar bilmem ne olursa İşte çok büyük fırsatlar var deyip ev fiyatları belki 50 bin dolardan 70 bin dolara falan çıkabilir.
Ama 50 bin dolardan 100 bin dolara çıkan bir şey, üstelik de kur değer kaybederken, dolar TL yukarı yukarı giderken mümkün değil. Peki nasıl oluyor bu iş? Yani dolar enflasyonu bizde nasıl mümkün olabiliyor? Bizde yani çok fazla dolar olması gerekiyor. Yani doların değersiz olabilmesi için, dolar enflasyonu olabilmesi için bizde çok fazla dolar olması gerekiyor. Peki nasıl oluyor da 200 dolarlık ev kirası 500'e çıkıyor veya 50 bin dolarlık ev 100 bin dolar olabiliyor? Bunun sebebi arkadaşlar aslında 50 bin dolarlık evin 100 bin dolar olması değil veya 200 dolarlık kiranın 500 dolar olması değil. Bizdeki sebebi dolar TL'nin gerçek fiyatında olmaması. Dolar TL gerçek fiyatında olsaydı ev kirası hala 200 dolardı arkadaşlar. Ve dolar TL gerçek fiyatında olsaydı ev fiyatı hala 50 bin dolardı. Dolar TL gerçek fiyatında olsaydı bugün sıfır bir araba hala 20 bin dolardı arkadaşlar. Ama değil. Yani bugün sıfır bir araba 50 bin dolar civarına geldi. Peki yani... İşte durumu anladık. Yani bu demek oluyor ki dolar TL baskılanıyor. Dolar TL yani bundan en az 2 kat yukarı gitmesi gerekiyor. Yani bugünün fiyatıyla işte 56 lira civarı falan olması gerekiyor. Yani en az 50 liraya doğru gitmesi gerekiyor. Ekonomik olarak baktığımızda tablo bu. Şimdi Rubin diyor ki 7 lira birden düşecek. Yani bunun hadi diyelim ki mümkün oldu arkadaşlar. Diyelim ki bizim dolar TL grafiği düştü. Bu çok fazla döviz satarak mümkün. Başka bir şeyle mümkün değil. İkinci bir yolu var. Ülkeye çok fazla döviz girmesi gerekiyor. Bu da nasıl olacak? BIST'e iştah gelmesi gerekiyor. Yani BIST'e yatırım için gelmeleri gerekiyor arkadaşlar. Ha bu da ne oluyor? BIST'e yatırım için geliyor, dövizi getiriyor ve vade dolunca da BIST'e işi bitince de o dövizini alıp yani tekrar TL'ye dönüp hisselerinden tekrar döviz alıp çıkıp gidiyor. Bu da aynı yola geliyor. Yani aslında sadece bir müddet yükselişi ertelemiş oluyorsunuz. Sizin gerçek anlamda dövizinizin yükselişini durdurabilmek için ihracat gelirinizin artması gerekiyor. Böyle bir şey de bu ülkede mümkün değil. Niye mümkün değil arkadaşlar? Ben size söyleyeyim hemen. Rakamlara bakabilirsiniz. Devlet sürekli yayınlıyor. Arkadaşlar bizim iş adamlarına iş yapsın diye geçen sene verdiğimiz ham madde, ithalat, bilmem ne, zar, sırt parası 263 milyar dolar arkadaşlar. Şimdi bu para genelde %20-30 bir para kazandırır, ülkeye geri gelirdi. Ama geçen sene ülkeye getirdikleri para 252 milyar dolar arkadaşlar. Ha zarar etti mi bu adamlar? Hayır, tabii ki zarar etmediler. Parasını yurt dışında tutuyorlar ama mesele bu değil. Mesele bu adamların aslında bu paraya para kazandıramıyor oluşu. Yani zengine bu milleti düzelttiriyor arkadaşlar. Bizim kendi keyfimiz için bakın 80 milyonun kendi keyfi için harcadığı para 30 milyar dolar. Şimdi bu size çok büyük bir rakam gibi görünebilir arkadaşlar ama bunu 80 milyona böldüğünde çıkacak para 375 dolar adam başı yılda harcadığımız para. Bunun doğalgazı, zartı, zurtu falan dediğimiz zaman arkadaşlar 48 milyar dolar bir cari açık vermişiz geçen sene. Yani 48 milyar dolar cari açık var. Bu sene bu daha da yüksek olacak. Dehşet yüksek olacak. Peki cari açık verirken nasıl olacak da sizin dolar TL'niz aşağıya gelecek? Dediğim gibi bu aşağıya gelişler tamamen geçici olacaktır.
ya elindeki bütün dövizi satacaktır, daha büyük bir felakete yol açacaktır. Ya borsa için geleceklerdir ve kısa bir süre için faydası olsa da işin sonunda yine olacağı yere gelecektir arkadaşlar. Çünkü adam dövizini alıp çıktığında gene aynı yere geleceğiz. Peki dolar TL düşemez mi? Düşer arkadaşlar. Yani yapacağı düzeltme aha bu kadar olur arkadaşlar. Burada üçgene bağlar, ondan sonra tekrar yukarı gider. Hiç sıkıntı değil ama o dolar TL yine gider arkadaşlar. Dolar TL'de durum bu. Yani uzun vadeli olarak hiçbir zaman sadece ekonomik verilere bakarak bile düşmesini beklememek lazım. Biz ne zaman işte yıllık 50 milyar dolar, 100 milyar dolar cari fazla yapmaya başlarız, İşte o zaman bizim dolar TL'deki yükseliş durur. Yavaş yavaş aşağıya gelir arkadaşlar. Atıyorum cebinizde işte 1 trilyon dolarınız bilmem neniz varsa artık dolar TL'yi istediğiniz kadar aşağıya indirebilirsiniz. Ama bunun haricinde bir şey yapamazsınız arkadaşlar. Bu grafik yukarı yukarı gitmeye devam eder. Şimdi gelelim bir de şu şeye bakalım. BIST'e bakalım arkadaşlar. BIST'in dolar grafiğine bakalım. Şimdi biz şu kısımdaydık. Biliyorsunuz hedefimiz burası. Şimdi günlük grafiğine bir alalım. TradingView'de de bir grafik yayınladım. Zaten bunu biz aylardır konuşuyoruz arkadaşlar. Burada neler olacağını biz aylardır konuşuyoruz. Yani gelecek buradan yukarı çıkacak, tekrar aşağıya gelecek. Şimdi burada tekrar yukarı, tekrar aşağı falan. Burada neler olabileceğini konuşuyoruz biz aylardır. Nasıl bir pozisyon olabiliriz? Hani gördük mü yapıyı? İşte buraya kadar düştü. Burada ne yapılabilir falan diye. TradingView'de de paylaştım. Şimdi biliyorsunuz hafta sonu çok kötü haberler geldi arkadaşlar. Yani kocaman bir Filistin mitingi yaptılar. 27 ülkenin terörist ilan ettiği adamlara arka çıktılar. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu verdiler, vatandaşlık verdiler. Onları politik olarak savundular falan falan. Şimdi dünyanın gözünde bu çok kötü bir şey arkadaşlar. Dünyanın gözünde bu bizi terörist devlet yapar. Bakın İsrail savaş suçu işliyor diye terörist devlet ilan edilmeyebilir ama bu bizi dünyanın gözünde terörist devlet yapma fırsatını verir arkadaşlar. Bu tamamen aptallıktır. Ha, tabii ki bunu İsrail, Amerika, Batı devletleri falan ciddiye almıyorlar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yani bu söylemleri onların ciddiye aldığı bir tarafı yok. Çünkü bunu söyleyen kişi kendi ağzıyla BOP eş başkanı olduğunu kaç defa söyledi? Mecliste söyledi, kürsüde söyledi arkadaşlar. Ve bu arkadaşın bu şahsım rejiminin arkadaşlar biliyorsunuz Yahudi Cesaret Ödülü var. Şimdi yurt dışındaki gazeteciler, zartlar zurtlar pek siyasetle hani Türkiye'deki siyaseti bilmedikleri için, Türkiye'deki kitleleri bilmedikleri için bunları ciddiye alıyorlar arkadaşlar. Çünkü bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp böyle bir şey söylüyor. Mesela Almanya cumhurbaşkanı çıkıp öyle kolay kolay konuşmaz arkadaşlar. Konuştuğu zaman da ciddiye almak gerekir. Bu çoğu ülke içinde böyledir. Yani bir ülkenin devleti temsil eden yetkilisi, bakın siyasileri gene kale almazlar. Yani bir başbakanı onu bunu gene kale almazlar ama devleti temsil eden kişi çıkıp bir şey söylediğinde bu çok ciddi bir şeydir. Mesela İngiltere Kralı Charles çıkıp bir şey söylerse bu çok ciddi bir şeydir arkadaşlar. Direkt olarak Çin Başkanı çıkıp da bir şey söylerse bu ciddi bir şeydir. Direkt olarak Amerikan Başkanı çıkıp bir şey söylerse bu ciddi bir şeydir arkadaşlar. O sebeple Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı yani devleti temsil eden kişisi çıkıp bir şey söylediğinde bunu ciddiye almaları gerekir. Yani doğal olarak ama almayacaklar arkadaşlar. Çünkü zaten yani
onu çok saygın birisi olarak görmüyorlar. Ve bu söylediklerin tamamen kendi kitlesini gaza getirmek amacıyla, onları şişirmek amacıyla söylediğini biliyorlar arkadaşlar. Ve o sebeple rahat olabilirsiniz. Yani ben pazartesi günü borsada beklentilerin aksine bir durum beklemiyorum. Ama ola ki bunu çok ciddi, yani daha doğrusu piyasa bunu kullanabilir. Ciddiye alıyormuş gibi yapabilir arkadaşlar pazartesi günü. O sebeple diyorum ki grafiğinizde, BIST dolar grafiğinde her zaman günlük ortalama grafiğe bakın. Yani line grafiği alın, çizgi grafiği alın. Yüksek artı düşük şu arkadaşlar, yüksek artı düşük bölü 2. Şimdi bu ne? Ben bunu neden kullanıyorum? Bu arkadaşlar Glenn Neely'nin kitabında da bahsettiği bizi kitle psikolojisine yaklaştıran, en çok yaklaştıran yöntem, öyle söyleyeyim. Yani fiyatın en tepesi, en üstü bizi manipüle edebilir. Ama fiyatın bir gün içerisindeki ortalama fiyatı o günün psikolojisini yansıtır arkadaşlar. O sebeple bu grafikte bu trend kırılmadan, yani şurada gösterdim, şu trend kırılmadan, ha bir defa gün kapanacak. Anladınız mı arkadaşlar? Bunun kırılabilmesi için atıyorum fiyatın ta buraya kadar gelmesi gerekiyor. İşte 243 dolara kadar gelmesi gerekiyor. İşte bunun ortalaması o zaman işte bu trendin altında kalıyor falan. Bu olduğunda ne olacak arkadaşlar? İki senaryosu var. Bir, çok hızlı bir şekilde buraya kadar inecek. 200 dolara kadar inecek. Ve hızlı bir şekilde geri alacak. Bu birinci senaryo. İkinci senaryo ne? Sürünecek ve ta bu 0.80'e kadar çok uzun bir süre düzeltme yapacak. Şimdi bu çok uzun süre düzeltme olayı bizdeki ağa babalarının da işine gelmez arkadaşlar. Bu şu demek. Borsadan çıkıp TL'ye veya dolara dönmek demek arkadaşlar. Bu da uzun bir süre herhangi bir kar yazamamak demek. Bu uzun bir süre bu kadar yüksek bir enflasyonun olduğu ülkede nakitte beklemek demek. Üstelik dolar enflasyonunun olduğu bir ülkede. Bakın hani bizde sadece demin anlattım ya, TL enflasyonu yok. Dolar enflasyonu da var. İşte o dolar enflasyonunda arkadaşlar, hani şurada dedim ya, hemen dolar TL'ye gelelim. Hani şurada bahsettik ya, işte TÜİK enflasyonu %60, öbürleri %170 hesaplıyor. İşte %60'ın üstüne bir %100 de dolar enflasyonu koyduğunuzda size gerçek enflasyon çıkıyor arkadaşlar. Yani dolar %100 arttı, bizim enflasyonumuz %100 olmuyor. Bizde bir enflasyon var, artı üstüne bir de dolar %100 dolar enflasyonu geliyor arkadaşlar. Ve siz bir bakıyorsunuz ki yılbaşında aldığınız ürün yıl sonunda 3'e katlamış, %200 değer kazanmış arkadaşlar. İşte bu o yüzden çıkıyor. Yani bu rakam %170, %200'ler bu yüzden çıkıyor arkadaşlar. Çünkü dolar enflasyonunu %60'ın üzerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve sonuçta %200'lük bir enflasyon çıkıyor. Ve bu arkadaşlar nakite döndüklerinde bu dolar TL'nin hemen böyle yükseleceğine dair bir garanti de yok. Dedim ya, ahanda bu düzeltme gelirse haydi bakalım, kaldılar içeride, nakitte kaldılar, enflasyonda paralarını ezdirirler arkadaşlar. Şimdi böyle bir ortamda büyük ağların mal satarak bu fiyatı düşüreceğini ben sanmıyorum. Şu anda sanmıyorum. Ne yaparlar? Vadeli işlemle hızlı bir şekilde düşürürler işte 200 dolara kadar. Sonra burada alıma girip aynı şekilde ondan daha hızlı bir şekilde çıkartırlar. Bu kötü senaryolar arkadaşlar. Başka ne senaryolar var? Gerçekten satışa gireceklerse, yani ellerindeki spot malları gerçekten satışa koyacaklarsa, ben şu mavi hareketi beklerim arkadaşlar. Burada bir dağıtım olmasını, bir yükselen tepe yapmasını, bir diagonale bağlamasını, sonra da bunu aşağıya kırmasını beklerim.
Burada azar 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 malı dağıtırlar. Sonra da aşağıya salarlar. Ta 0.80'e kadar da alım yapmazlar. Bu olursa ancak mantıklı bir görünüm olur. Bu aşağıya salarsa, hani buradan böyle X'e bağlaması, bilmem neye bağlaması küllüm zarar demek. Buradan aşağıya sadece vadeli işlemle salarlar 200 dolara kadar, sonra daha hızlı bir şekilde geri alırlar. Buradan tabii riski atamazsınız. Dediğim gibi çok uzun bir sürede sürebilir. Bilmiyoruz. Yani ne yapacaklarını bilmiyoruz. Bu sebeple hani bu günlük ortalama bu trendin altında kapattığında riske atmamak lazım arkadaşlar. Buradan aldınız, kapattı altında hemen satıp kaçmak lazım. Stop etmek lazım. Beklersiniz. Beklentinize uygun bir ilerleme olursa başka bir yerden tekrar denersiniz. Alırsınız, fiyat yükselir. Tekrar geri çekilirse 5'i de beklemenize aslında gerek yok. Çünkü burada çok aman aman hissenize bir şey gelmez. Buradan hemen satıp kaçabilirsiniz arkadaşlar. Veya daha garanti olup şu trendin tekrar şu kısımda daha yukarıdan kırılmasını bekleyebilirsiniz. Ama aldınız üçgene bağlarsa işte o zaman tut arkadaşlar. Ta bu tepeye kadar, buralara kadar tut. Yani 500 dolarlara kadar tutarsınız. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Dolar TL'nin neden düşmeyeceği anlaşılmıştır. Yani biz dolar basmıyoruz arkadaşlar. Doları basma yetkimiz yok. Öyle bir şey de yok. Biz o doları canımızı dişimize takıp kazanmak zorunda olduğumuz için, bir şeyler üretmek zorunda olduğumuz için bizde bir dolar enflasyonu olması mümkün değil arkadaşlar. Eğer elimizde bir fazla dolar olursa ne olur? Bizim dolar TL'miz değer kazanır arkadaşlar. Bizim TL enflasyonumuz çok düşer. Paramız çok değerli hale gelir. Evet, dolar olarak malın fiyatı o zaman artabilir arkadaşlar. Mesela işte 50 bin dolara aldığınız ev 70-80 bin dolar olabilir. Ama bu bizim TL'miz değer kazanmadan olması mümkün değil arkadaşlar. Hem değer TL değer kaybedecek, hem de dolar TL enflasyonu olacak, hem de enflasyon olacak, hem Amerikan enflasyonu olacak, hem TL enflasyonu olacak, hem dolar enflasyonu olacak. Böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. Bizim girdimiz de olmadığı için şu anki dolar TL'yi bekleyeceğiniz yer bunun yaklaşık 2 katı. Yani 50 liraya doğru bir hareket beklemeniz lazım. Ha, oradan ondan sonra bir düzeltme gelir mi? Gelebilir. Olabilir arkadaşlar, olmaz diye bir şey yok. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.